Azap aslında çok maksatlı bir kamikaze hadar. Harp başlığını istediğimiz şekilde değiştirip entegre edebiliyoruz. Mevcut donanmanın envanterinde bulunan harp başlıklarını kullanabiliyoruz. Şu anda Azap'ın iki versiyonu. Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azap geliyor. Kamikaze İHA'nın mühimmatlı testlere başlayacağı ifade edildi. Azap'ın radara yakalanma olasılığının çok az olduğu belirtildi. Robit Teknoloji, delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azap'ı geliştirip, uçuş testlerini gerçekleştirdi. Uzun menzil ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Azap ile yakın zamanda patlatma testleri yapılması planlanıyor. Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık geçmişe sahip şirketin ağırlıklı olarak bilişim ve bilişim güvenliği alanlarında faaliyet gösterdiğini, son 2 yıldır da savunma sanayisi alanında çözümler geliştirdiklerini söyledi. Azap ismini verdikleri ürünün çok maksatlı kamikaze İHA olduğunu ifade eden Fırat, harp başlığını istediğimiz şekilde değiştirip entegre edebiliyoruz. Envanterdeki mevcut harp başlıklarını kullanabiliyoruz dedi. Azap'ın kanat açıklığı 150 ve 200 cm olan iki versiyonu var. Bir 150'liği bir de 200'lüğü var. Bunlar kanat açıklıklarını belirtiyor. 200'lük olan Azap'ımız 15 kiloya kadar yük taşıyabiliyor, faydalı yük taşıyabiliyor ve 50 kilo ile kalkış sağlıyor. 150'lik olan Azap'ımız ise 7 kilo ağırlığında ve 3 kiloluk mühimmat taşıyabiliyor. Azap'ın geldiği nokta şöyle, şu anda Azap uçuyor, hedefine dalış gerçekleştiriyor. Bütün uçuş testlerini gerçekleştirdik, şu anda mühimmatlı testlere geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda da mühimmatlı testlerini yapacağız. Şu anda tetikleme mekanizmasını test ediyoruz. 200'lük Azap, 15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor, 50 kilogramla kalkış sağlıyor, 150'lik Azap ise 7 kilogram ağırlığında ve 3 kilogram mühimmat taşıyabiliyor. Çok maksatlı olması kapsamında isterseniz atunut, isterseniz serbest dolaşım, isterseniz bir operatör yardımıyla 200 km görüş hattından Azap'ı kamerasıyla yönlendirip hedefe kendiniz götürebiliyorsunuz. Aynı zamanda verdiğiniz GPS koordinatlarıyla direkt kendisi hedefine ulaşıp imha edebiliyor. Azap'ın kendine has sensörleri var. Ukrayna ve Azerbaycan savaşlarında da gördüğümüz gibi, bu tür kamikaze İHA'lara karşı önlemler alıyorlar. Bu önlemlerin önüne geçmek için de birkaç özellik var. Her ne olursa olsun Azap, hedefin üzerine geldiğinde kendini imha edebilecek güçte. Azap T-200 modelimizi iki operatörüyle çok rahat şekilde kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda 8-16'lı podlarda taşınabiliyor. Kurulumu 5 dakika sürüyor. Önceden isterseniz görevini yükleyebiliyorsunuz. İstenirse operatör bilgisayarını açıp kumandasıyla beraber hedefine direkt gönderilebiliyor. Ufak Azap'ı tek operatörle, normal bir sivil araçla, isterseniz askeri araçla taşıyabilirsiniz. Kurulumu yine 5 dakika. İlk kurulumu yaptıktan sonra art arda 5-10 adet Azap atabiliyorsunuz. Onun testlerini henüz yapmadık.